Sünnetin aşamaları nelerdir? Sünnet müdahalesi geçiren çocuk için durumun getirdiği şartlara göre lokal, bölgesel anlamını taşımaktadır. Anestezi ya da sedasyon denilen genel anestezi uygulanabilmektedir. Bu kararın alınma aşamasında sünnet olacak bireyin yaşı ve psikolojik durumu ön plandadır. Eğer sünnet yeni doğan bebeğe yapılacaksa, herhangi bir psikolojik farkındalık daha oluşmadığı için sedasyon yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Yeni doğan bebek sünnetleri genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılabilmektedir. Bunun dışında eğer sünnet yapılacak çocuk 2 yaşından büyükse ve yapılacak olan müdahalenin bilincine varabilecek durumdaysa, bu şartlarda çocuğun psikolojisinin etkilenmemesi için kaygı, korku ya da panik duygularının esareti altına gidip bu olayın travmasını yaşamaması için genel anestezi uygulanarak hem müdahalenin daha kolaylıkla yapılması hem de daha profesyonel bir kalitede cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Sünnet işlemine başlandığı andan itibaren önce cinsel organ dezenfekte edilir ve ardından uyuşturma işlemi gerçekleştirilir. Kesilmesi gereken deri fazlalığı havaya kaldırılarak yapışık olan kısımları ayrıştırılarak kesme hattı bir çizgi halinde belirlenir. Bisturi ya da cerrahi makas gibi aletlerle bu kesim hattı üzerinden deri kesilir. Penis ucu ortaya çıkartılır ve meydana gelen kanamalar hassas koter denilen tıbbi müdahale ürünleriyle kontrol altına alınır. Kesiklikler yaralar iyileştikten sonra kendi kendini yok eden ince tıbbi ipliklerle dikildikten sonra müdahale sonlandırılır. Hastanelerde yapılması en doğru yöntem olan sünnet işleminde müdahalenin gerçekleştirildiği hastanenin teknolojik durumuna bağlı olarak müdahale şeklinde değişiklikler olabilir. Normal şartlarda her türlü hastane sünnetinde mutlaka sünnet materyallerinde de anestezi materyallerine de hijyeniklik ve kalite ön planda tutulmaktadır. Öte yandan dikişlerde kullanılan ameliyat iplikleri de hem iz bırakmayacak malzemelerden hem de deride herhangi bir alerjik reaksiyon bırakmayacak malzemelerden seçilmektedir. Bisturi ya da makasla yapılan müdahalelerin haricinde bir de yeni teknolojiyle birlikte yaygınlaşmaya başlayan çan ya da sünnet klambi denilen aletler de sünnet müdahalelerinde kullanılmaktadır. Bu tip ürünlerin kullanıldıkları operasyonlarda herhangi bir dikiş durumu yapılmaksızın sünnet operasyonu gerçekleştirilir. 48 saatlik bir sürenin ardından da bu ürünler cinsel organdan çıkartılmaktadır. İşlem bitirildikten sonra iyileşme sürecinde çok yaygın olmasa da gerekli görüldüğü durumlarda penise minik bir sargı yerleştirilebilmektedir. 2 gün geçtikten sonra bu sargı cinsel organdan çıkartıldıktan sonra banyo yapmaya başlanılabilmektedir. Cinsel organın uç kısmında şişmeler olsa da bu durum bireyi ve ailesini korkutmamalı. Şişliğin 2 gün sonrasında ineceği durumu göz önünde bulundurulmalıdır.